Günaydın arkadaşlar. Bugün yine bir iş sabahındayız ama bugün ürkütücü bir iş sabahı. Neden ürkütücü peki? Çünkü dünkü uyarılara göre sabah 9'da dur yağacakmış. Hiçbir zaman meteorolojinin söylediği şeye uyduğunu ya da tutturduğunu görmedim bu zamana kadar. Hep böyle felaketler, hep böyle muzdariplikler meteoroloji haber vermediği zaman oluyor. Ben de bütün günümü ıslak geçirmemek adına yağmurluklarımla çıktım. Şu anda her olasılığa hazırım. Yani hortum çıkmadığı müddetçe işime emin adımlarla gidebilirim. Herkes bu durumun bilincindeymiş de, herkes de böyle bir gerginlik hali varmış gibi de, aslında hiç öyle bir şey yokmuş da, millet gülüyormuş falan da. Ama ben öyle hissettim, bilmiyorum yani. Böyle bir sessizlik var yollarda. Dayı da çekmiş çitin şerlerini, kırmızı kırmızı. Öyle kurumaz. Bak öyle kırarsınız işte bir tarafınız. Ya geçen ne oldu? Abi AVM'ye girdim. AVM girişinde bir tane güvenlik kadın vardı. Neyse eşyalarımı meşyalarımı bıraktım. Aldım. O şeyden X-ray denetiminden geçtim. Kafama silah şey silah diyorum. kafama o sıcaklık ölçeri buraya atlayacaksın değil mi? Ben biliyorum ama bak çıkmayacaktım da işte sonradan şey yaptım. Aslında girmemem lazımdı. Neyse sıcaklık ölçer şeyi dayadı. Ateşimi ölçtü, ondan sonra böyle yaptı. Kullanmayın, kullanmayın. İstanbul trafiğinde motor kullanmayın. Dedim trafik var diye kullanıyoruz zaten. Ondan sonra bir 3 saniye falan abla bir error verdi. Böyle bir kapatıp açtı kendini. Ondan sonra şey dedi, kullanmayın. Aynı cümleyi tekrar etti. Ama İstanbul trafiğini çıkartarak. Neyse, ya dedim hani kullanıyoruz zaten. Niye dedim böyle bir şey söyledin. Daha dedi ben yeni dedi, köprücük dedi, kemiğimi kırdım dedi. İstanbul trafiği olmuyordu. Arabalar diyor, arabalarla beraber. Ah yapıyor. Köprücük kemiğimi diyor kırdım daha yeni diyor. E dedim köprücük kemiğini kırmadan önce dedim sana sözleşme imzalattılar mı köprücük kemiğini kırmayacaksın diye. Yok diyor. E dedim hani kırılabilir. Hani bunlar olası şeyler. Motora biniyorsun sonuçta. Hani düştüğün zaman. Hani vücut kaporta sonuçta, anladın mı? Olsun diyor. O çok tehlikeli diyor. Arabalar falan diyor. Maya diyor şey yapıyor diyor. Yani benim anlamadığım konu şu. Şimdi artçı olurken ya da motor kullanırken arabalar yoktu da köprücük kemiğini kıracağın zaman mı arabalar oldu? Ya kırılabilir hani, tabii ki kırılmasın kimsenin bir yeri ama şimdi motora biniyorsan belli bir riskler var elbet. Tehlikeler var değil mi ya? Tehlike biraz seninle ölçüşüyor yani. Sen ne kadar o tehlikeye izin verirsen o kadar var. Ben az önce mesela o araya girdim. Biraz inisiyatif kullandım. Yani adamı korna çaldım. Adam aslında bir durdu. Yine kendimi güvence altına almak için orada bekleyebilirdim mesela. O adamın gireceğini biliyordum. Ama ben onun durduğuna güvenerek girdim. Yanlış mı yaptım? Yanlış yaptım mesela. Tam yönelde durdu, kararsız kaldı falan. Eğer o çıksaydı ben orada sıkışacaktım. Ama burada motor tehlikeli değildir bence. Senin aldığın kararlar tehlikelidir. Karşı tarafın aldığı kararlar da tehlikeli değildir. Çünkü o kendisine göre tehlikeli olmayan kararlar vermiştir. Şimdi bu adam sola atlıyor mesela. O adam için tehlikeli değil. Ama arkadan şerit boşsa, sol şerit, orta şerit şurası boşsa ve arkadan hızla bir araba geliyorsa o arabanın sola atlayabileceğini tahmin ederek yavaşlaması lazım. Eğer yavaşlamıyorsa bu onun tehlikesidir. Yani tehlikeli bir karar almıştır. Anlatabiliyor muyum? Aslında çok basit anlattığım şey. Mesela şu adamın yanından gitmek tehlikelidir. Onu geçtin, önde bir ikinci level doblo var, onu da geçemezsin. Yani o şuradan gitmek benim için tehlikeli bir karardır. Ama o adam için oradan gitmek tehlikeli bir karar değildir. Çünkü tehlikenin ta kendisidir. Yani diyeceğim o ki, belli bir hızla giderken ya da yavaş gideyim fark etmez. Yerler aynı, beton, zemin, asfalt fark etmiyor. Eğer bir kazayı yapıyor oluyorsam bunun sonucunda da bir yerlerim kırılabilir, ezilebilir, sakatlanabilir, hatta ve hatta ölebilirim. Bunun bilincindeyim. Peki sen köprücük kemiğini kırana kadar o motora biniyorken kırdıktan sonra niye "aa çok tehlikeli kullanmayın" diyebiliyorsun? Tehlikeyi yaratan sizsiniz abi. Tehlikeyi yaratan kendinizsiniz. Tabii ki dış etkenler var. Tabii ki kontrolünüz dışında olabilecek kaza riskleri var. Ama büyük bir çoğunluğu sizde bitiyor. Şimdi ben sırf böyle yavaş gidiyorum diye ya da kullandığım yere göre aslında normal şartlarda bir hız. Ama adam alta yazıyor işte yorum. Diyor ki abi diyor çok yavaş gidiyorsun diyor. Biraz diyor hızlan diyor. İşte bu olsun olmasın. Hadi bunun için demiyor da önce ilk sesler için söylüyor. Biraz diyor hızlı kullanın diyor. Motoru diyor. Kadranın diyor. Yüzden sonrası diyor tozlanmış diyor. Biraz diyor oğlum yani eğer kendi hayatımı riske edeceksem, kendim bir risk alacaksam motor kullanırken, bu siz istediğiniz için olmamalı, anladın mı? Ben kendim istiyorum diye olmalı. Yani eğer ben hayattan sıkılmışsam ve belli başlı riskler almak istiyorsam, ki arada sırada aldığımda oluyor,
Ama onun dışında yaşamak güzel, yaşamayı seviyorum yani. Hatta ve hatta gezmeyi de seviyorum. O yüzden ufak bir kaza bile olsa bacağımı, kolumu, bacağımı kırdığımda 3 ay 4 ay evde yatmak da bana koyar. Onun acısı var. Değer mi yani, bir düşünmek lazım. Değer diyen varsa yapıyor zaten. Onlara da karışmıyoruz zaten. O zaman onları izle kardeşim. Ya kadın öyle diyor ya, İstanbul trafiğinde diyor, kullanmayın diyor, motor diyor tehlikeli diyor. Ben 4 senedir motor kullanıyorum, bir şey olmadı. Aynı zamanda 4-5 seneden beri de araba kullanıyorum, 2 kere kazam var. O zaman araba tehlikelidir. Şimdi sırf kaza yaptın diye motor niye tehlikeli oluyor ya? Dün şimdi işe gidiyorum böyle sabah. Tam böyle bu mesafe abi, önümde böyle bir tane Doblo var. Tuğralı mıydı bilmiyorum tam olarak. Bu daha tehlikeli bir şeye benziyor. Yanımda böyle bir tane CRF plaka yok. Arkası çantalı mantalı. Böyle şurada tekeri aldı. Rıtıtıtıtıt yaptı böyle 3 metre gitti. Doblo'ya 2 metre kala kafayı indirdi. Aradan geçti. Şimdi bu adam kaza yaptığı zaman, bu davar mı diyeyim yani, davar kaza yaptığı zaman, şimdi şu alet niye tehlikeli oluyor ya? Bana bunun açıklaması ne yapın abi? O adam teker yapıp şu indirirken yan düştü etti, kazanı yaptın, vurdun, çarptın. Bu motor niye tehlikeli abi? O adam eve gidecek, işte bacağı belki alçıya alınacak, belki kolu alçıya alınacak. Evde annesi var, işte babası var, akrabalı kancısı var belki. Belki amcasının oğlu var. Yani hep o amcanın amca oğulları oluyor ya böyle. Sağda solda ıvırda zıvırda park ettiğiniz zaman yanınıza geliyor hani. Diyor ki işte ya benim bir amcamın oğlu var, çok fena kaza yaptı falan. O şeytan işi diyor ya işte ha. O amcanın oğlu işte orada kaza yapıyor. O adam kaza yapınca bu motor niye suçlu oluyor abi? Ondan sonra adam eve gidecek, kolunu bacağını alçıya alacaklar. Sonra annesi işte kayınçosu amcasının oğlu x bir kişi yarın öbür gün işte yakın bir arkadaşıyla karşılaştığında şey demeyecek mi, ulan bizim işte amcaoğlu, bizim kayınço, bizim çocuk yeni kaza yaptı abi, motor çok tehlikeli, kullanmayın, kullandırmayın ya motoru öyle böyle işte. Hayır, anlamıyorsunuz bak, 2 aydır yatıyor öyle işte, kol alçıda, bacak alçıda. Ama çocuğa sor şey der, öndeki araba çok hızlı, birden bire yavaşladı da duramadım. Böyle durumlarda motor tehlikeli değil arkadaşlar. Böyle durumlarda sizin aldığınız kararlar tehlikeli. Kaza yapmayan motorcu yoktur. Henüz kaza yapmamış motor yok. O lafa da katılmıyorum. Kaza yapabilirsin, tamam. Ben bu arada şey demiyorum ha, İnsanlar kaza yapmaz demiyorum. Dikkat ettiği zaman. Dikkat et, sen de kaza yaparsın. Ama belki işte %10'luk, %3'lük, %5'lik dilimini belki %30'a çıkartıyorsun sen. Olasılığını, kaza olasılığını. 4 sene oldu. 4 sene oldu ben motosiklete başlayalı. Allah'a şükür henüz bir kazam yok. Normalde kulaktan çekmek gerekiyor ama interkomdan çekip vurdum. Yani yok. 4 sene oldu. Şimdi annemin bir bakış açısı vardı 4 sene önce, motora başlamadan önce motosiklet hakkında. Bir şu anki bakış açısı var. Şimdi bunu değiştirmek de sizin elinizde. Yani sizin elinizde derken, şimdi bir ön yargı var illaki. İşte dediğim o amcalar, kayınçolar, dağ oğulları var ya, işte onların oluşturduğu bir algı var. Ama onun dağ yarısında da o algıyı kötü yaratan sizlersiniz. İşte o yaptığınız, aldığınız tehlikeli kararlarla o algılar oluşuyor. Motora başlamadan önce annem diyordu ki ya işte başlama sakın diyor, alma işte öyle olur böyle olur. Ondan sonra motoru aldım, işte bir sene geçti, iki sene geçti. Annem diyor ki beni diyor öldü ser diyor bilmem diyor motora falan. Şimdi şey diyor, beni de şuraya bıraksana 2 dakika. Öyle bir duruma geldi. Anne diyorum ne oldu, öldürseler, para verseler diyordum, binmiyordum motora. Ne demedim ben diyor. Bugün şöyle duvarı dibine çekeyim de dolu molu yağacak diyorlar ya. Üzülmesin garip. Yani ben anlamıyorum arkadaşlar, işte mevzu böyle. Hayır, bir de ben şeyi anlamıyorum, şimdi yabancı bir adam hani, anladın mı? Yolda X gördüğünüz bir kişiye, hayatınızda ilk kez karşılaştığınız ve bir daha karşılaşmayacağınız bir insana hani öğüt niye verirsin? O adam zaten bu motoru kullanıyor ve bütün risklerini almış, işte bütün kararlarını vermiş. Bunun bilincinde olarak kullanıyor yani bu motoru. Sen bu adama kullanma, çok tehlikeli dediğin zaman bu adamın şeyi mi bekliyorsun hani? Doğru, birisi bana bugün kullanma çok tehlikeli dedi, ben o yüzden motoru bırakayım ya falan mı demesini bekliyorsunuz? Onu da anlamıyorum hani. As siktir, as siktir. Lan benim jeton yeni düştü. Bu sahibinden de şeyler var. Motoru bırakacağım için satılıktır. Tüm ekipmanlar ve yanında hediye edilecektir. As siktir. Yoksa bu adamlar yüzünden mi bırakıyorlar lan? Ulan demek ki ondan önceki gün falan böyle adam hiçbir şey yokken motor kullanıyorken bu adama şey dedilerse, motor çok tehlikeli, bırak lan adam. Gördün mü ya?
Böyle şeyler de yaşanabiliyor demek. Neyse geldim ben arkadaşlar. Artık yat. Anahtar nerede? İçine atmadık inşallah. Kapandı çünkü. Heh, burada korktum ya. Neyse ben geldim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın. İnşallah bu arada kayıt çekmiştir. Set my heart afire.